Herkese merhaba arkadaşlar, yeni bir video ile karşınızdayız. Bu videoda akvaryumlarımızda severek baktığımız balıklarımızın beslenmesi hakkında sizlere bilgiler vermeye çalışacağım. Atılması gereken yem miktarını da ayarlayamayanlara birkaç ufak tüyo vereceğim. Başlamadan önce kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Video sonunda beğen butonuna basarsanız çok mutlu oluruz diyelim ve videoya geçelim. Akvaryumlarımızda baktığımız balıklarımız farklı farklı türlerdendir. Ama hepsinin ortak ihtiyacı beslenmedir. İster çiklit türü olsun, ister tropikal lepistes, kılıç, moli, tetra, ister Japon, isterseniz de pirana köpek balığı olsun. Bu türlerin hepsinin kendine özgü bir beslenme durumu vardır. Bir örnekle başlayalım. Burada papağan çiklit türünü görüyoruz. Elimde tuttuğum kaşıkta onun kendine özgü yeminden 6 parça var. Granül halde ve onu yiyebileceği boyutta. Ona ne kadar yem vermem gerektiği konusunu da balığın boyutuna bakarak tahmin ediyorum. Siz de bunu kendi akvaryumlarınızda uygularken önce azar azar yem vererek ertesi günlerdeki yem sayısını arttıra arttıra balığınızın ne kadar yem yiyeceğini bulabilirsiniz. Ona attığım bütün yemleri yiyor. Burada da astronot ciklit balıklarını görüyoruz. Şimdi onlara da kendi boyutlarına uygun olacak şekilde iri taneli yemlerden atacağım. Gördüğünüz gibi hemen saldırdılar, bütün yemleri bitirdiler. Böyle olduğu zamanlarda balıklar bütün yemleri bitirdiyse azar azar yem vermeye devam ediyoruz. Baktığınız balıklar yem yemek için saldırmıyor, atak yapmıyorlar. O zaman anlamalıyız ki o balığın tokluk seviyesi o zamana kadar verdiğiniz yem kadar. Burada da albino yunus çiklit balıkları var. Onlara da şimdi granül yemlerden etçil olanını vereceğim. Burada yem verme tamamıyla bir tahmin olayı. Balıklarınıza attığınız yem eğer fazla gelirse bilin ki bu türlerde dipte kalır o yemler. Örneğin Japon balıkları attığınız yemleri sürekli olarak yer, ancak ciklet grubu veya diğer tropikal gruplar doydukları zaman o yemi yemezler ve yem dipte kalır. Burada da astronotlar var, onlara da yine granül yemlerden vereceğim. Vahşi balıklarda yem kalma olayı çok olmuyor ama balık yem seçme durumuna geçebiliyor. Yemi beğenmediği zaman ne kadar aç olsa da yemiyor. Onun için her zaman azar azar yem vermeye başlayın. Balığınızı tam olarak öğrenene kadar çok fazla yem atmayın. Burada da vahşi midas var. Gördüğünüz gibi elimi parçalamaya çalışıyor. Bıraksam beni yiyecek. Bu gibi türlerde de aman. Siz benim yaptığımı yapmayın. Parmağımı koparıyordu az daha. Balık kızgınsa, öfkeliyse biraz uzak durmakta fayda var. Bunu da anlamış olduk. Şimdi de flavronlar var. Onlara da yine etçil yem veriyorum. Bu son göstermiş olduğum türler etçil grupları olduğu için etçil yem verdim onlara. Şimdi de lepisteslere yem vereceğiz. Onlara da yine granül veriyorum ama küçük ince taneli yemlerden veriyorum. Ne kadar yem vereceğinizi anlama konusunda en çok zorlanılan türlerden biri küçük balıklar. Yine onlara da yem verirken dikkat edilmesi gereken konu, azar azar vereceğiz. Baktık balıklar hepsini yedi bitirdi, biraz daha vereceğiz. Bu şekilde gün gün balıkların ne kadar yem yiyeceğini göreceğiz. Kılıç kuyruklara da yine yem veriyorum. Yem sayısı fazla gelirse
Az önce söylediğim gibi o yemler dipte kalacak. Dipte kalan yemi de balık yemeyeceği için suyun rengi o yemin rengini almaya başlayacak. Bu da koku yapacak. Bu durumların olmaması için de azar azar yem vermek en mantıklısı. Hatta imkanınız varsa günde 4-5 kere balıklarınızı yemleyin ama azar azar verin. Böyle bir sürü örnekle size anlatmaya çalıştım bunu. Hani sürekli aynı işlemi yapıyormuşuz gibi gelmesin. Attığım yem miktarına bakarak kendiniz için de bir oran çıkarabilirsiniz kafanızda. Kullandığınız yemlerin de kaliteli olmasına özen gösterin. Balıklar yemi yedikten sonra da yapacakları o dışkılama olayında yem kalitesizse eğer suyunuz çabuk kirlenecektir. Gördüğünüz gibi pul yem veriyorum bu sefer de. Yemler arasında hiçbir fark yok. Bütün yemleri yiyebilme potansiyeli aynı. Evet, çiklit yavrularını da yemliyorum yine. Bugün sizinle beraber bütün balıkları yemlemiş olduk üretimhanemizdeki. Bu arada arkadaşlar, istediğiniz videoları yoruma yazın ki biz de ona uygun olarak videolar çekebilelim. Genellikle amacımız sizi bilgilendirmek, size daha güzel konularla hitap etmek isteriz tabii ki de. O yüzden aklınıza takılan ne varsa yorum kısmına yazın. Biz seve seve o yorumlardan videolar çıkartacağız. Artık videonun sonuna doğru geliyoruz. Yine çiklet grupları var. Burada karışık çikletler var. Hem etçil hem otçul beslenenler var. Onlara da yine karışık yemlerden attık arkadaşlar. Ve şimdi Japonlara geldik. Japonların beslenmesi aslında apayrı bir konu. Neden apayrı bir konu? Çünkü doyma hissi neredeyse olmayan balıklar Japon balıkları. Bir de Japon balıklarının şöyle bir olayı var. Ne kadar yem atarsanız atın o yemler dipte kalıyor. Ama o gidip kendi acıktığında o yemi yiyebiliyor. Yem bozulsa da gidip yiyebiliyor. O tip bir yanı da var ama yine yemi azar azar atmakta fayda vardır arkadaşlar. Buradaki iki tane balığa bakarak ne kadar yem verilmesi gerektiğini de daha net anlayabilirsiniz. Japonlar attıkça yiyor dediğim gibi. Balığın tamamen doymasını beklemeden, az önce söylediğim gibi balık gözü kadar yer mantığını kendiniz de uygulayabilirsiniz. Yine beta balıkları. Onları da göstermiş olduk. Betaların günlük olarak azar azar ama sık sık yemlenmesi gerektiğini belirtelim. Balıkları haftada bir gün aç bırakmanızı tavsiye ederim. Bu bir günlük aç kalma durumu balığın bağırsaklarında bir dinlenme süreci oluşturacak. Böylelikle balık daha dirençli, daha kondisyonlu olacaktır. Yine bu kondisyonu arttırmak için bütün türlere canlı yem verilmeli. Eğer imkanınız varsa canlı yem, bakterisiz bir canlı yem balıklarınıza yine haftada bir gün verirseniz çok iyi olur. Videonun sonuna gelirken anlattıklarımızı kısaca bir toparlayalım isterseniz. Balıklara kendi istedikleri yemi vereceğiz. Yani etçil olan balığa etçil yemi, otçul olan balığa da otçul yemi vereceğiz. Her ikisi ise de eğer balığın beslenme biçimi bir gün etçil bir gün otçul gibi vermeye devam edebiliriz. Çok fazla yem vermeyeceğiz. Çok fazla yem verirsek bu yemler suyun dengesini bozar. Suyun dengesi bozulursa su kokar. Hem sizi rahatsız eder hem de balıkları yavaş yavaş güçsüzleştirir. Bu durumda da akvaryumda ölümler olabilir. Bu nedenle de yem miktarına özen gösteriyoruz.
Videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bildirimleri de açın ki yeni video yüklediğimizde hemen haberdar olabilin. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Hadi hoşça kalın.